nasılsınız? Teşekkürler. Bir anda ne oluyor? Şimdi uzun zaman sonra sizi görünce. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Teşekkürler. Alışveriş galiba. Aynen. Tamam. Eyvah, korktum. Kameralar alışık değil. Bizi görme, biz böyle arka tarafa geçelim. Bir anda korktum. Efendim, ama elini sorsak nasıl gidiyor? Az kaldı. Yani Allah'a bir şükür her şey yolunda. Ama hani 2,5 yaşında bir bebek de zormuş. Evet. Anlamış oldum. Var mısın çocuğun? Var, evet var. Evet, çocuğum. Böyle bir yaş farkı olunca zor oluyor. İlk amelilik mi, ikinci amelilik mi daha kolay biraz... Yani bir de böyle pandemideydim ben, prensesler gibi oturmuşum meğersem. Yani şimdi iki de bu daha yeni ayaklarını koşturmaya başladığı için günümü görüyorum yani, öyle söyleyeyim. Aşermeler falan olmuştur muhakkak. Yok ya. Olmadı. Evet. Kilo da almıyorsunuz gibi. Değil kilo, mi? Vallahi 10 kilo aldım bile. Göstermek. Bir yayın var da herhalde daha da alırım. O konulara kastıyorum. Bu da kız olacak değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, bunun cinsiyeti kız olmayacak, erkek. Erkek mi olacak? İsim belliydi o zaman. Yok, belli değil. Bir sürü isim var ama isimle hiçbir ortak karara varamadık. O yüzden bir türlü isim de gelmiyor. Şimdi son dönemde takip ediyor musunuz bilmiyorum ama artık cinsiyeti öğrenmiyorlar. Yani mesela Müge Hanım, Müge Boz biliyorsunuz, eşi Caner Bey'le böyle bir karar aldı. Mesela unisex bir isim koyacakmış. Ben o kadar sabırlı bir insan değilim. Yani ne diyeyim, ben hayatta öyle bir şey merakımdan ölürüm. Yani benim birkaç arkadaşım da yaptı ama helal olsun vallahi, ne diyeyim. Onun hazırlığını da ona göre yapıyorsun falan, evet. Zor yani. İsmi işte unisex, kıyafetler unisex, odayı bile öyle hazırlamışlar yani unisex. Zor, bana gelmez. Bana gelmez. Bana gelmez. Ben her şeyi önceden bileceğim ve programlanacağım da falan. 2,5 yaşında bir de yeni olacak. Yardımcınız vardır muhakkak. Şu an yok. Yani kaç aydır yok ama şimdi ikinci gelirken evet yardımcım olacak. Neden tercih etmediniz? Hiç tercih etmediğim bir şey yok. Karla aslında doğduğunda bir yardımcımız vardı. Ama kızı rahatsızlandığı için artık çalışıyor. Ben de baktım baş başa olmak keyifli. Evet, yorucu ama keyifli. Zaten evden çalışabiliyorum. Yani o zaman halledebiliyorsun. Hani güven meselesi, sizi de son dönemde ücretler falan bayağı hani... Evet, uçmuş gördüm. Şimdi lazım ama. Şimdi lazım ama. Aynen. Şimdi aralarında çok da bir yaş farkı yok ya. İşte yardım alacak mısınız? İşte kıskançlıklar falan muhakkak. Olacak tabii ki. Alabildiğim şekilde ve yardım alacağım. Yani benim annemle anneannem arka arkaya rahatsızlandı bunlar 2-3 sene önce. O yüzden onlardan alamayacağım için bir abladan bir yardım alacağım illaki. Ki olayı kotarabilirim yani. İnşallah. Doğum peki belli mi, burada mı olacak, nasıl olacak? Burada canım. Türkiye'de olacak. Ben öyle yurt dışında falan da doğuramam, bana gelmedi. Mesela... Benim öyle şeylerin de cesaretim, hesabım var yani. Ha, mesela doğumların da biçimleri var işte, hani artık biliyorsunuz Özgün Hanım mesela şeyle doğurmuştu. Meditasyonla doğurmuştu değil mi? Yanlış anlıyorum. Öylesi var, hipnozu var, bir şey var. Yok ya yani, doktor ne derse onu yaparım. Ben öyle alternatif bir tip değilim ben. Çok böyle düz bir tipim. Size çok kolay gelsin. Size de yani, çocuk artık müzik kariyer falan da galiba birazcık. Yok. Bıraktınız artık mı? Ben şeye bakıyorum. Çocuklara bakıyorum. Ama iki çocuklu anneler var sahnelerde olanlar. Yani sahneye hatta... falan çıkmam ama başka alternatif bir şeyler yapabilirim. Yani mesela belki televizyonda falan çocuklarla ilgili bir şeyler yaparım. Onu her zaman böyle arkadaşlarım yapınca arkadaşlarım yap işte çocuklarla iletişimi falan, öyle bir şeyler yapabilirim ama hani sahneye çıkacağımı zannetmiyorum yani. Yok. Bitti mi diyorsunuz yani bu anlamda? Müzikler kariyer. Evet canım. Müzik olarak kesin bitti. Zaten biz yaptığımızda güzel yaptık. Yeter de artar. Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Gel. Hoşçakalın sen. Aldın mı? Kolay gelsin. Bir fotoğraf alalım.